2 Mart 2023 Perşembe İzmir At Yarışı Tahminlerimize hoş geldiniz. İzmir programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. ayak 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 16 yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo oluşabilir. Liderliği muhtemelen 8 numaralı Laubov alacaktır. 9 numaralı Derin Doğa, 10 numaralı Santorini Göl, 4 numaralı Another Love ve 5 numaralı Atrio, hafif süratli atlar olup, liderliği almasa bile öndeki atı rahatsız edebilirler. Bu sayede tempo biraz erken yükselebilir. Bizim bu koşudaki favorimiz, bir numaralı Thunder Jest olacaktır. Bu safkan, gruptan bir tık üstün bir isim. Kilosu çok ağır fakat, ilgililerinin apranti indiriminden faydalanmayıp akın sözen idaresinde devam edecek olmaları, safkana güvendiklerini gösterir. Bu grupta kilo fark etmeksizin iddialı olacak ve üst sıralarda adını duyuracaktır. Net favorimizdir. 5 numaralı Atrio, son işinde Thunder Jest gibi formda ve diri gözüktü. Hatta daha iyiydi diyebiliriz. Bugün 6'da bir yaptığı Erhan Aktu idaresinde yarışacak. Bizce yarış stili de bu koşu temposuna uygun olup, kazanma şansı yüksektir. İkinci sıradan yazalım. 3 numaralı anne Henry'da, süratli tempolara ihtiyaç duyan bir isim. Öndeki grup yarışı erken süratlendirirse, sonlarda devreye girebilecek bu atı mutlaka kuponlarımızda bulunduralım. 6 numaralı She is the show ve önde boş kalma ihtimali olan 8 numaralı Libov'u da yazarsak, muhtemelen ilk ayağı atlatabiliriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 1, 5, 3, 6, 8 şeklindedir. 2. ayak 5 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo izleyebiliriz. 16 atın start alacağı bu kalabalık grupta neredeyse 12 ya da 13 atın önde kaçabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtelim. Mesafe kısa olduğu için, seri stile sahip olan tüm atlar startta beraber önde yer kapma uğraşında olacaktır. Çünkü kalabalık grupta geride kalan atlar, stili dışı koşmak zorunda kalacak. 1 numaralı Şifne Efesi ve 2 numaralı Keleşan, iyi idman görünümüne sahip isimlerdir. Binicileri bu aralar formsuz olsa da, bu iki atı öncelikle yazalım. 3 numaralı Can Oğlu Can, koştukça gücünü arttırıyor. Bu tip gruplarda kazanıp, daha iyi gruplara giderek başarılı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün kalabalık grupta trafik sorunu yaşamaz ise mutlaka şanslı olur. 4 numaralı Serkan'ın oğlu ve 8 numaralı babam benim isimli atları mutlaka yazalım. İkisi de çok forma ekürilere sahip. Bu atların ekürileri de yarışın kaderini değiştirebilecek güçteler. İhmal etmeyelim. 11 numaralı oğlum Mutlu, aradan sonra yarış gördü. Bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde çok iyi koşacaktır. Tüm kuponlarda olmasını tavsiye ederiz. 9 numaralı Hattuşa ise, sigorta amaçlı yazılabilir. Muhtemelen liderliği en çok isteyecek isimlerden biri olacaktır. İyi start alır da tempoyu belirlerse, çıktığı gibi bitirme şansı da vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1, 2, 3, 4, 8, 11, 9 şeklindedir. Üçüncü ayak. 4 yaşlı Arapların maiden yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir giyişat bekliyoruz liderliği alabilecek isimler, 2 numaralı Asil Karadağlı ve 3 numaralı Bedizali olabilir. Bu atlar normalde süratli değiller. Ancak önceki koşularında bir kez de olsa liderliği alarak yarışmışlar. Biz ön grup atlarından 3 numaralı Bedizali'nin idman durumunu çok beğendik. Bugün Nevzat Avcı idaresinde yarışacak. 1900 metrede buradaki rakiplerinden varlıklı şahın ikinci olduğu yarışı yarım boy geride üçüncü bitirmişti. Bugün bekleme yapmaz ve liderliği alayım derse, çıktığı gibi bitirebilir. Net favorimizdir. Eğer bedizali tempoyu belirlemezse, 2 numaralı asil karadağlı öne düşebilir. Formda binicisi ile bu grupta kazanırsa sürpriz olmaz. İkinci sıradan yazalım. İstikrarlı safkan 9 numaralı Varlıklışa bugün de kuponlarda olmalıdır. Akın sözen tercihi ile şansını arttırmış durumda. 11 numaralı Dibas'ın mükemmel durumda olduğunu son işinde kanıtladı. Son yarışında eküresinden daha diri bir şekilde yarışı tamamadığı görüldü. Bugün eküre avantajı ile kazanmayı başarabilir. 10 numaralı Yeleli Aslan ve 7 numaralı Öntaç bu şartlarda önereceğimiz diğer isimlerdir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 3, 2, 9, 11, 10, 7 şeklindedir. Dördüncü ayak. 3 yaşlı İngilizlerin Handikap 14 yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. 5 numaralı Mahakali, boş kaldığı yarışları bitiremeyen bir isimdi. Son yarışındaki takı değişikliği ile bir anda değişti ve güzel form durumunu sahaya yansıtarak kazandı. Bugün de ağır tempolu bir gidişat olacak. Önde çok süratli atlar yokken, Mahakali yine çıktığı gibi bitirebilir. İlk sıradan yazalım. 2 numaralı Mr. Lion, çok formda ve çok iyi durumda. Sokaçoğlu idaresinde yarış hayatının ilk startına çıkan bu safkan, hazır olmamasına rağmen sert rakipleri yanında beşincilik elde etmişti. Sonrasında sürekli iyi performanslar sergiyen Safkan, bugün dişine göre rakiplerle start alacak. Çok gerilerde takip etmezse veya yarış biraz erken süratlenirse, kazanma şansı artacaktır. İkinci sıradan yazalım. Son olarak 3 numaralı Rider on the yazalım. Bu safkan son zamanlarda beklenenin altında performans sergiledi. Bugün kapalı gözlük çıkartılarak yarışacak. Bu safkanın özellikle son işini çok beğendik. Takı değişikliği işe yarar ve son işini yarışa taşırsa sürprizi yapabilir. Kesinlikle tüm kuponlarda olması taraftarıyız. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 5 2 3 şeklindedir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı hatların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 5. ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 3 yarışı 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir başlangıç izleyebiliriz. Ön tarafa erken gelecek birkaç süratli isim var. 4 numaralı Kurtdemir, 6 numaralı Bubo, 3 numaralı Dumanoğlu, 8 numaralı Altınzele ve hatta 1 numaralı Atik Soylu da erken öne gelip liderliği isteyebilir. Hafif süratli başlayacak olan bu yarışta tempo sonradan da artabilir. Günün en zorlu koşusu burası olabilir. Açıkçası biraz zorlanarak da olsa 3 atı ön plana çıkardık. Bütçeleri aşmamak adına fazla at yazmak istemedik. Eğer günü farklı bilgiler alırsa bu ayakta ekleme ya da çıkarma yapabiliriz. Bunu da WhatsApp listemize paylaşacağız. Bizim bugün için şanslı gördüğümüz 3 isim şöyledir. 9 numaralı Onar Bey tam bir orta mesafe atıdır. Son yarışında uzun da bile başarılı koştu. Bugün sevdiği şartlarda mutlaka iyi sonuç alacaktır. 1 numaralı Atip Soylu kapasitesi çok yüksek bir isim. Muharrem ile start aldığı 16 yarışın 5'ini kazandı. Bugün ağır kilo ile yarışacak olsa da bu rakiplerini geçebileceğini düşünüyoruz. Kesinlikle ihmal etmeyin. 5 numaralı Aslan Soylu, yarışın süratli tempoda geçecek olmasından dolayı şanslıdır. Bu safkan en son kum pist birinciliğini yine İzmir'de 1600 metre mesafede kazanmıştı. Ön grup atlarının yarışı erken süratlendirmesi durumunda sonlarda gruba hakim olup kazanabilir. İhmal etmemek gerekir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 9 1 5 şeklindedir. 6. ayak 4 yaşlı Arapların handikap 14 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. 14 numaralı Yalnızay ve 1 numaralı Can geldi bu koşunun iki süratli atıdır. Yalnızay son yarışında Can geldi ile beraber start almıştı. Düzlükte onu atlarım düşüncesiyle Can geldi'nin dışında yarışı sürdüren Yalnızay düzlükte erken bıraktı. Can geldi ise, buna rağmen düzlüte diğer rakiplerine direnerek kazandı. Aslında Can geldinin o yarışta çok fazla zorlandığını söyleyemeyiz. Cesur Rüzgar bu safkanın dışına kazanacakmış gibi çıktı fakat, Can geldinin çok daha diri görüntüsü vardı. Bugün daha ağır bir kiloda yarışacak olan bir numaralı Can geldi, apranti indirimi istememiş ve Nevzat Avcı ile devam kararı almış bizce bu kiloyu bu rakiplerine rahatlıkla verebilir. Koştukça farklılaşan bir numaralı can geldi, bizce bu gruba geçilmeyecektir. Günün bankosu olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.